Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yaklaşık 6 yıl sonra mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını sene sonuna doğru yavaşlatmayı, önümüzdeki yılda tamamen sona erdirmeyi planladığını açıklamıştı. Fed'in bu kararı sonrası iç piyasada dolar yükselmeye başladı. Ancak son yapılan olumlu açıklamalardan sonra dolar son bir ayın en düşük seviyesine ulaşarak 1.91'e kadar geriledi. Buna bağlı olarak da borsa ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Kent ve Ekonomi programımızda bu hafta Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Semih Tezcan'la gerçekleştirdiğimiz röportajımıza yer veriyoruz. Profesör Doktor Semih Tezcan konuşmasında kentsel dönüşümde yaşanan durumlara değinerek riskli binaların tespitine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor. Kanun muhteşem bir siyasi iradeyi, insanlığa hizmet edecek bir siyasi iradeyi temsil ediyor ve sıfır can kaybını esas alan bir yaklaşımı hedef alıyor. Ama bu kanunun yönetmeliğinde çok önemli darboğazlar vardır. Birincisi, riskli binaları saptamak için önerilen yöntem çok ağdalı, karmaşık, çok pahalı, gereksiz yere zaman alan bir yöntem olup uygulamada çok büyük sıkıntılar ve darboğazlar meydana getirdiği için maalesef sistem kilitlenmiştir. Bunu yapacak firma sayısı çok azdır, yapacak uzman sayısı çok azdır, maliyeti çok yüksektir. Halkımız bu maliyeti karşılayamayacak duruma düşmektedir zaman zaman. Birinci kusuru budur. İkinci sıkıntı, bir bina riskli olarak saptandıktan sonra hemen 60 gün içinde yıkılmasına teşebbüs edilmesi de yol göstericilik açısından bir kısır döngü yaratmaktadır. Çünkü riskli bir bina hemen yıkılması gereken bina demek değildir. Her bina usulünce güçlendirilebilir. Güçlendirme yöntemleri çok çeşitlidir. Dolayısıyla bir ekonomik kayba meydan vermemek için riskli binaların önce güçlendirilme yoluna gidilmesi lazımdır. Yeniden yıkıp yeniden yapma maliyetinin %30'undan daha aşağıda bir maliyetle güçlendirilme mümkünse bu yolu tercih etmek lazımdır. Ama maalesef ne kentsel dönüşüm yasası ne de onun uygulama yönetmeliğinde böyle bir olanağa fırsat verilmiyor, bahsedilmiyor. Üçüncü husus, beton kalitesinin saptanması için kat başına işte 3 adet kirişlerden 8-10 tanesinin kırılması, donatıların gözle saptanması gibi binada tahribata yol açan yöntemler ısrarla istenmektedir. Bu halkımızda bir sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü meslekten olmayan kişiler bile binalarında zaten çok ince narin olan taşıyıcı sistemin, kolonların bir de karot almak suretiyle tahrip edilmesini, delinip yaralanmasına müsaade etmemektedirler. Bu isabetli bir davranıştır. Halbuki bugün Amerika'da ve Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılan tahribatsız malzeme kalitesi tayin yöntemleri vardır. Ultrason yöntemleri. Dolayısıyla karot alarak ve muşlama yoluyla donatı saptanması yolundan bir an çok ilkel ve tahribata yol açan bir sistemdir. Vazgeçilmesinde yarar var. Yapı denetim uygulamalarının inşaat sektöründeki katkıları her geçen gün kaliteyi artırıyor. İnşaat sektörünün ihtiyacı olan yapı denetimde yetişmiş eleman gücüyle birlikte kalite yaşam tarzı olarak gün yüzüne çıkıyor. Yapı denetim sektöründe hizmetlerini sürdüren Etik Yapı Denetimi ziyaret eden program ekiplerimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Derindağ'dan sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. 1999 yılında meydana gelen büyük depremden sonra kurulan şirketimiz yapı denetim konusunda Türkiye'nin ilk ve öncü şirketlerindendir. 2012 Aralık ayı itibariyle kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti lisansı alan kuruluşumuz bu konuda ciddi bir ivme göstermiş olup halen riskli yapı tespiti konusunda İstanbul'da altyapısı güçlü, altyapısı personel ve makine tesisat olarak altyapısı en güçlü firmalardan biri olarak faaliyet göstermektedir.
Ali Derindağ kentsel dönüşüm konusunda devletin vatandaşlara sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler veriyor. Riskli yapı tespiti de kentsel dönüşüm kanunuyla birlikte gündeme gelen bir konu. Kentsel dönüşüm deyince insanların ilk aklına devlet işte gelecek, evimizi yıkacak, TOKİ'ye verecek gibi böyle bir algı oluşturuldu. Halbuki bu algı kamuoyuna yanlış yansıtıldı. Asasın işin özü insanların mevcut yapı stoklarının çürük olan, depreme dayanıksız olan yapılarını yeniden yapmak için devletin verdiği teşviklerden yararlanmanın bir aşaması. Buradan yararlanabilmek için kişiler oturdukları binaların ya da iş yerleri neyse depreme dayanıksız olduğuna dair riskli yapı raporu bizden alıyorlar. Bu raporu aldıktan itibaren devletin kentsel dönüşümle ilgili verdiği imkanlardan yararlanıyorlar. Nedir bu imkanlar? Birincisi noter harçlarından muaflar, tapu harçlarından muaflar, KDV %1, en önemli kalem olan ruhsat harçlarından muaflar. Bu manada kamuoyunda oluşan algının aslında yanlış olduğu, insanların kendi istekleri, kendi inisiyatifleri ve kendi ileriye doğru dönük çıkarları için uygulanan en uygun sistemin olduğunu gördük. Çünkü burada devletin zorlaması değil, insanların kendi gönüllü rızalarıyla bu işleme girmesi sonucunu çıkardı. Firma Genel Koordinatörü Zeynep Emir, sektördeki hizmetlerini mikrofonlarımıza paylaşıyor. Aralık 2012 yılında lisansımızı aldık. O gün bugündür de sektördeki bize başvuruda bulunan firma ve kurumlara, kişilere riskli yapı tespit raporu veriyoruz. Bu raporu verirken ne tür hizmetler veriyoruz? Zaten biliyorsunuz 6306 sayılı kanun kapsamında bir uygulama yönetmeliğimiz var. Bu uygulama yönetmeliğine bağlı kalarak sondajlı zemin etüdü, sismik, karot, röntgen ve sıyırma testlerimiz var. Bunlar her katta verilecek hizmetler şu an itibariyle. Başvuru dilekçesini getiren her yapı sahibine tapusuyla birlikte işlemlerine başlıyoruz. Yaklaşık bir haftalık bir süreçte de raporu hazırlamış oluyoruz. İstanbul için Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne raporumuzu iletiyoruz ve raporumuzun onaylanma sürecine kadar da takibini yapıyoruz. Onaylanıp tapuya şerh düştükten sonra bizi orada sistem zaten dışarı itiyor ve sistemin dışında kalıyoruz. Daha sonra belediyenin izniyle yıkım çalışmaları ve projelendirme çalışmaları başlıyor. Zeynep Emir, kentsel dönüşüm için başvuruların giderek artış gösterdiğine değinerek bilinçlendirme çalışmaları hakkında görüşlerini dile getiriyor. Şu ara çok yoğun müracaat var ama hani kentsel dönüşüm aslında kentsel yenileme diye adlandırılsaydı çok daha doğru olacaktı. Bilinç altında o ön yargı dönüşüm denilince akla ilk gelen şey iznimiz ve müsaademiz olmadan yıkılıp kapı dışarı edileceğiz mantığındaydı. Hala da bu sürmekte, hala devam ediyor. Bununla ilgili çok net bilinçlendirmeler yapılıyor değil. Evet, her belediye neredeyse bünyesine sosyologlar çalıştırmaya başladı. Bu konuda detaylı araştırma ve çalışmalarını sürdürüyorlar ama biliyorsunuz ki bir Fikirtepe kabusu var. Oradaki yaşananlardan ötürü genel algı şu anda kötü. Biz de tabii bu konuda firma olarak bir sorumluluk almış vaziyetteyiz. İnsanları en azından bilinçlendirip bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bir kere bizim temel prensibimiz insanların riskli yapılarda yaşamaması. Yarın olası bir depremde burada hakikaten sıkıntı yaşamamaları, can kayıplarının önlenmesi. Bu anlamda evet, yenileme ve dönüşüme gerçekten ihtiyaç var. Eski yapıların tamamı mevcut şu an çıkmış kanun kapsamında değerlendirilirse bu bir avantaja dönüştürülebilir. Türkiye'nin büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu durumun sonucu olarak ülkemizdeki inşaat sektörü son yıllarda yapı denetim firmalarının ortaya çıkması, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gibi pek çok alanda kendini yenilemeye başlamıştır. Yine bu yenilenme çabalarının bir ürünü olan zemin güçlendirme firmalarının ortaya çıkması, depreme dayanıklı, sağlam ve güçlü binaların yapılmasına öncülük etmiştir.
İşte bu alanda hizmet veren, zemin problemlerine projelendirme ve uygulama çözümleri getiren Geobos Zemin Güçlendirme uzmanlarını ziyaret eden program ekiplerimiz, firma ortağı, inşaat yüksek mühendisi Arif Çınar'dan bilgiler alıyor. Firmamız 2000 yılından beri zemin güçlendirme işlerinde, üst yapı projelerinde ve genellikle daha çok altyapı projelerinde hem projecilik hem imalat yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı projelerimiz oluyor. Daha çok yurt içinde çalışan bir firmayız. Firmamızda 5 tane yüksek mühendis kadrosu var. İnşaat yüksek mühendisi ve jeoloji yüksek mühendislerinden oluşmaktadır kadromuz. 2000 yılından beri İstanbul merkezli olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Arif Çınar konuşmasında kentsel dönüşümdeki devletin teşviklerine değiniyor. Bu kanunla ilgili milletimizin buna yönelmesine yönelik çok ciddi teşvikler var kanun kapsamında. Bu teşviklerin en başta geleni KDV indirimi olduğunu düşünüyorum. KDV biliyorsunuz yeni çıkan tasarıda da yeni yapılarda artık %18'lik KDV uygulanıyor. Bu kanun kapsamına giren yapılarda, riskli bina tetkilenen yapılarda sadece %1 KDV uygulanacak. Artı çok ciddi kredi destekleri var. Kredi desteklerinde faiz oranı %50 indirilmiş durumda. Yani şu anda işte %7, %8 mertebesinde olan faizler konutlar için %4 mertebesine düşmüş durumda şu anda. Bunun dışında belediyelerle ilgili çok ciddi harçların olduğunu biliyoruz. Yeni bina yapımında, ruhsat aşamasında. Bu harçların hiçbirisi alınmıyor. Riskli bina tespitine giren yapılarda yeni yapıların hiçbirisi alınmıyor. Bunun dışında işte tapu harçları, belediye harçları düşürmüş durumda ve çok ciddi dediğim gibi kredi destekleri var. Yani halkı teşvik etmek adına yapılabilecek her şeyin yapıldığını düşünüyorum. Firma ortağı inşaat yüksek mühendisi Bora Berk, zemin güçlendirme yöntemlerine değinerek şu bilgileri veriyor. Önce şu yapılıyor, mesela bir bina, mevcut bir bina var, bir takım şüpheler uyandırmış, depremde belki çatlama olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bizlere başvuruyorlar, o zaman sahaya gidiliyor, zemin etütleri yapılıyor binanın içinden, yanından. Zemine kadar iniliyor, işte 15-20-25 metre aşağı kadar, buradan numuneler alınıyor. Bu zeminin değerlendiriliyor tarafımızca. Yani bu zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç var mıdır yok mudur? O karar verildikten sonra binanın içinden de tekrar zeminin içine girerekten bir takım önlemlerle zemin güçlendirmesi yapılabiliyor. Mesela kazıklı sistemler yapılabiliyor. Jet grouting dediğimiz bir yöntem var. O yapılabiliyor. Değişik enjeksiyon metotlarıyla, çimento enjeksiyonları. Hatta öyle şeyler yapılabiliyor ki binayı o çimento enjeksiyonuyla temelini ıslah edip binayı kaldırma işlemi bile yapabiliyorsunuz. Yani zeminini tamamen sapasağlam haline getirebiliyorsunuz. Firma ortağı inşaat yüksek mühendisi Osman Pekarun, zemin güçlendirme işinin bir ihtisas konusu olduğuna değinerek şöyle konuşuyor. Bizim mesleğimiz bir ihtisas işi. Yani nasıl doktorlar bir konuda ihtisaslaşırlar, yani konu ihtisas konusu olduğu zaman bir güven konusu ve bir uzmanlık konusu olduğu zaman tabii ki biraz daha hassas bir konu. Yani aynı uzmanlığa sahip olmayan kişiler veya firmalarda da tabii ki rekabet etme durumu olabilir. Türkiye'de böyle bir sıkıntı da vardır. Yani bir sürü sektörde de var bu zannediyorum ama özellikle inşaatın bu ihtisaslaşmış sektöründe aynı uzmanlığa sahip olmayan kişilerin aynı işleri yapmaya çalışması gibi bir sıkıntı var. Ve bu fiyatları da etkiliyor. Yapılan işin kalitesini de etkiliyor. Ve bu ayrımı maalesef sektörde yapabilmek için belirli bir kurumlar, belirli bir birlikler kurulamadı. Yani bir şekilde bu oturamadı. Yani bir geoteknik konusunda mesela ihtisaslaşmış, uygulama yapan firmaların bir birliği olabilmesi lazım. Bu birliğe üye firmaların aslında bazı işleri yapmaya yetkisi olması lazım. Bu olması gereken, Amerika'da, İngiltere'de biliyoruz böyle kurumlar var, birlikler var. Ve bu kontrolü, kaliteyi, güvenirliği getiren bir konu. Yani bu eksiklerin de ülkemizde yıllar içinde tamamlanacağı ümidindeyiz aslında. Böyle bir eksiğimiz var. Bilindiği gibi ülkemiz aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremler acı kayıplarla son bulmuştur.
Yaşanan bu acı bilançoların sonrasında inşaat sektöründe çıkan yapı denetim kanunları standartlara uygun, kaliteli yapıların yapılması için proje ve yapı denetimi sağlamaktadır. Biz de bu alanda hizmet veren Fatih Kentsel Dönüşüm'ü ziyaret ederek inşaat mühendisi, firma sahibi Kadir Özdemir'den sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. 1994 Yıldız Üniversitesi mezunuyum. 1994'ten beri de inşaat sektöründe proje ile başladık. Daha sonra uygulama, inşaat müteahhitliği çalışmalarında bulunduk. Ve son olarak da 2006 yılından beri yapı denetim sektörünün içerisindeyiz. Kuruluşumuzdan bu zamana kadar büyük, orta ölçeklikte bir sürü inşaatın yapı denetim faaliyetini yürütmekteyiz. Bakanlık onayıyla lisanslı risk analizi tespiti yapan firma kentsel dönüşüm projelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuyla ilgili Kadir Özdemir şu bilgileri veriyor. Kentsel dönüşüm işinin iki ayağı var aslında lisans açısından. Birinci ayağı yapı denetim kuruluşu yahut da lisanslı firmanın bu binanın tespiti ile ilgili yapacağı çalışma. İkinci aşama ise bu çalışmanın neticesi gayrimenkul değerleme firmasının yapacağı proje çalışması ve nihayetinde uygulanabilir bir proje ortaya çıkarsa bakanlık buna onay vererek çalışmaları başlatması. Bizim yapı ile ilgili yaptığımız çalışma birincisi arazideki röleve çalışmasıdır. Bu röleve çalışması esnasında binanın karotla beton mukavemeti değerleri alınır. Binanın röntgenle demirlerinin durumu ve yüzde kaç korozyona uğrayıp uğramadığı tespit edilir. Korozyon miktarına göre binanın statik projesindeki çaplarda düşürme ve mukavemet düşüklüğü değer alınarak bir statik hesaba tabi tutulur bina. Bu zaten mevcut da yeni bir bina yaparken nasıl bir statik hesabı yapıyorsanız onu aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ve ortaya bir kriter çıkıyor. Bu kritere göre diyorsunuz ki bu binanın güçlendirilmesi ekonomik değildir ya da ekonomik. Şimdi burada ekonomik ve ekonomik değildir konusunda iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi binanın bulunduğu yerdeki ekonomik değeri, rant olayı ve binanın yıkılıp yapılması esnasında ortaya çıkacak yeni binanın değerlendirilmesi. Güçlendirme işlemi yapılmış olan bir bina yeni yapılmış kadar sağlıklı ve güvenli oluyor. Güçlendirme konusunda Kadir Özdemir şöyle konuşuyor. Güçlendirmenin akıllı ve mantıklı yapıldığı sürece teknik elemanlar eliyle ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu bir ekonomik de kazanç anlamında da bir tür ihtiyaç. Aynı zamanda da ticari kayıplardan çekindiği için insanların yaptığı bir takım atraksiyonlar olarak da bir ihtiyaç. Dolayısıyla güçlendirmenin temel mantığını insanlar bilmiyor aslında. Ben orada gördüğüm şey şu, şunu insanların anlaması açısından basit bir şekilde ifade etmek gerekirse aslında güçlendirme bir bina mevcut durumuyla kendi halinde deprem riskini ortadan kaldırdığınız zaman zaten duruyor. Göz önünde yani bu binada bir çatlama yok, patlama yok, kendi kendini taşıyabiliyor. Neye ihtiyaç var? Deprem anında ortaya çıkan ekstra yükleri karşılayabilecek bir şeye ihtiyaç var. Tabiri caizse bir şemsiye yahut da bir yaslanma noktası. Güçlendirme tekniği açısından baktığınız zaman ne yapılıyor? Bir binanın belirli kolonların arası kapatılıp perdeye çevrilerek binanın daha çok dış konturundaki olan kısımlara tabiri caizse bir deprem anında o binaya yaslanma noktası oluşturuluyor. Yani ağırlıklar takarak sağına soluna o binanın deprem sarsıntısı durumunda daha tek parça hareket edip böylece depremin hasarlarından, depremin ortaya çıkaracağı risklerden korunmasını sağlıyoruz. Kadir Özdemir son olarak kentsel dönüşüm yasası ile ilgili görüşlerini dile getiriyor. Şu anki yeni çıkan yasa, kamulaştırmadan tutun da kat maliklerinin huzurunda açık bir ihale ortamı oluşturularak razı olmayanların hakkını açık arttırma usulüyle oradaki insanlara satmaya varıncaya kadar imkanlar tanınmış. Bu aslında çok güzel bir imkan ve oradaki insana da yani o razı olmayan insana da yürütmeyi durdurma hakkı bile tanımıyor yasa. Diyor ki git hakkını mahkemede ara, bedele itiraz et. Bu bedeler artan bir durum ortaya çıkarsa da bakanlık diyor ki ben buradayım gel devlet olarak
ben senin bu konudaki eksiğini de tamamlayacağım diyor. Kira yardımından tutun da hukuki ve yasal işi hızlandıracak, mülkiyet hakkını kısıtlayan ama pozitif yönde katkı sağlayan bir yasal durum söz konusu. Ben diyor ki devlet, üzerime düşeni yaptım. Vatandaş olarak yarın başına geleceklerden mesulsün. Bundan dolayı da bana hiçbir şey söylemeye hakkın yok diyor. E tabi buna rağmen yasa yine boş da durmuyor. Diyor ki bölge bölgede ben değerlemeye alacağım, incelemeye alacağım bakanlığım eliyle. O bölgede bir risk varsa bunu tespit edeceğim. Ve diyor 2 ay süre tanıyacağım. 2 ay süre içerisinde vatandaş kendisi ya yapacak, yaptıracak lisanslı firmalar yaptırmazsa son bir uyarı yapacağım, ben kendim yapacağım. Sanayi istihdamında tarihi rekor. 2013 Haziran ayı itibariyle sanayide istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 30 bin kişiyle tarihi zirveyi gördü. Sanayideki bu rekorun sonucu olarak da hükümetin yatırımcılara desteği teşvik bölgelerinde devam ediyor. Yerli ve yabancı yatırımı yeniden hareketlendirecek yeni teşvik sisteminin özellikle bazı illere doping etkisi yapması bekleniyor. Stratejik konum ve ekonomik yapı gibi avantajlar bazı illeri bulundukları bölgede öne çıkaracak. Özellikle SGK primleriyle gelir vergisi avantajı nedeniyle 6. bölgede bulunan iller diğer bölgelere göre büyük avantajlara sahip. Bu iller hem Orta Doğu'ya ihracat, hem altyapı, hem limana yakınlık açısından dikkat çekecek. Beton, insanlık tarihinin gelişiminde ve eski medeniyetlerin günümüze kadar gelebilen eserlerinde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda ise hazır beton sektöründeki gelişmeler, işçilik ve zamandan tasarruf sağlayıp çağdaş bir çalışma imkanı sunuyor. Bu sektörde Adapazarı ilimizin Akyazı ilçesinde hizmet veren Uzunlar Beton'u ziyaret ederek firma sahibi Nihat Uzun'dan sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Bu işe 93 yılında ilk evvela kum ocakları ile başladım. Daha sonra kum ocaklarına çıkan zorluktan dolayı yeni bir iş yapma imkanı doğdu bize. Bunu da beton santrali olarak gördüm ve beton santrali olarak işe 3 ay önce başladım, beton işine. Arkadaşımızın sahibi. O da çok fazla yoruldu galiba. Devretti bize. Agrega'yı buradan 30 kilometre uzakta Dokurcu'nun Çakallık Köyü diye bir köyü var. Orada elde ediyoruz. 30 kilometre yoldan beton santraline geliyor ve burada üretime geçiyor işte. Beton üretiyoruz. Nihat Uzun hazır beton üretim aşamalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. İşin en başı agreganın temiz olması. Agrega temiz olduğu zaman her şey ayarlanabilir. Eğer agrega temiz olmazsa, yani iyi olmazsa, bugün toprağa çimento katarsan ondan beton ne kadar olursa agregada hemen hemen onun gibi olur. Bizim laboratuvarımız vardır, laboratuvarda hepsini ölçerler. Her gelen, yani taş ocağından çıkan kısımlarda kısım kısım değişebilir. O belli kısımlarda hemen hemen her gün gelen, ilk gelen kamyonda başlanır ölçülmeye. Yani ne kadardır kirlilik oranı. Yani bunu böyle bulurlar. Yaprak olmaması, tabii ki köşeli olması, yani dört köşe tırtıklı olması daha uyumlu. Ama o mıcır, yani şimdi o mıcır konusunda bir de bunun taş tozu vardır, en önemli olan. Biz taş tozu daha, eğer kirli olursa, taş tozu en önemli olanı kirli olursa o zaman dayanım azalır. Biz de buna taş tozunun bir kısmını kum katıyoruz. Yani taş tozu olması gerekirken kum katıyoruz. Çünkü kum yıkanmış, elenmiş, tertemiz. Yani kirlilik oranı daha az oluyor. Bizim bütün beton döktüğümüz yerlerde yapı denetimden gelirler. Örneklerini herkes alır, biz de alırız. Biz kendi laboratuvarlarımızda inceleriz. Yapı denetimler kendi laboratuvarlarında incelerler.
Firma iş güvenliği uzmanları ve sağlık personeli eşliğinde çalışmalarını çevreye duyarlı bir şekilde sürdürüyor. İş güvenliği uzmanlarımız var. Doktorlarımız var. Yani o yasayı biraz biz hepsine hazırlık yapmıştık ama o yasayı tam mecburi kılmadılar. Biraz daha zamanımız var galiba. O olunca mecburen hepsini yapacağız. Ama benim ocağımın üzeri kapalı. Gelip görebilirsiniz. Tamamen çevrenin bize verdiği direktifler doğrultusunda kapattık her tarafını. Nihat Uzun konuşmasında kum ocakları işletmek isteyenler için teminat alınmasına değinerek görüşlerini dile getiriyor. Bütün bu kum ocağına müracaat eden firmalar hepsinden teminat alınıp gelip yani yerin daha sonra, boşalan yerin daha sonra nasıl doldurulacağı veya ne şekilde düzenleneceğini bildirip teminat almalarını istiyoruz. Yani bu çok daha ucuza mal edilebilir, o yerin düzenlenmesi çok ucuz bir paraya. Atıyorum yani yüksek bir teminat alıp sonra yer gelip tekrar bir daha kontrol edip eğer yer istenildiği şekilde olmuşsa, çevrenin istediği şekilde olmuşsa teminatını geri vermek. Eğer olmamışsa teminatını yaksınlar istiyoruz. Nihat Uzun son olarak bundan sonraki hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. En kaliteli hizmeti vermek. Yani ne gerektiriyorsa, ne yapılması gerekiyorsa iş konusunda en sağlam, en kaliteli malzemeyi üretmek. Niyetimiz bizim budur. Buna taviz vermiyoruz zaten. Yani biz elimizden geleni en kalitesini yapmaya çalışacağız. Ve ben tahmin ediyorum sadece Akyazı'ya ve çevre köylerine hizmet vereceğim. Yani o şeyde kalacağım. Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler birçok faydayı da beraberinde sunmaktadır. Her şeyden önce medikal ve tıbbi gelişmeler tüm dünyada insanların yaşamlarını olumlu yönde değiştirmektedir. Birçok kişi sağlık sektöründeki teknolojik yeniliklerin getirdikleri sayesinde daha sağlıklı, üretken ve bağımsız bir hayat sürmektedir. Program ekiplerimiz bu sektörde faaliyet gösteren Vascomet Medikal Sanayi'yi ziyaret ederek firma sahibi Timur Balkaş'tan çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. 1995 yılında kuruldu firmamız. Ağırlıklı medikal ürün ithalatına 2002'nin başlarında başladık. Ondan sonra artan bir tempoyla son 10-11 senedir günümüze kadar geldik. Yurt dışından ürünleri ithal ediyoruz ve bu ithal ettiğimiz ürünleri de Türkiye'de hastanelere, devlet hastanelere, özel hastanelere, üniversitelere satışını yapıyoruz. Ana ürünlerimiz kalple ilgili, yani kalp ve damarla ilgili anjiyo ürünleri var. Yani kalp damar ameliyatından önce teşhis esnasında anjiyoda kullanılan katheterler, anjiyo sonucuna göre hastalara genelde ya açık kalp ameliyatı uygulanır ya stent takılır. Bu stentleri satıyoruz. Açık kalp ameliyatında kullanılan bazı cihazları satıyoruz. Kalp kapağı bunların bir tanesi. Mekanik kalp kapağı, biyolojik kalp kapağı bunları satıyoruz. Ve damarlar. Aşağı yukarı vücuttaki bütün damarlar, kolda, bacakta, işte gövdedeki damarlar değişebiliyor hastalıkların durumuna göre. Bu damarların yerine suni damar ithal ediyoruz ve bu suni damarlar takılıyor ameliyat ile. Bunları satıyoruz. Bir de son iki senedir girdiğimiz gözle ilgili özellikle birkaç ürünümüz var. Bir tanesi okuma gözünden kurtulmak için bir ürünümüz var. Lazerle takılan bir iğne. Diğeri de göz basıncının 24 saat ölçümünü sağlayan mikroçipli bir lens. İki tane çok özel ürün. Timur Balkaş sektördeki rekabetleri şu sözlerle ifade ediyor. Bazı ürünlerde 5, bazı ürünlerde 25 çok ciddi dünya çapında rakiplerimiz var. Rakip demek de artık piyasanın bu koşullarında rekabet. Rekabet demek de fiyatların aşağı düşmesi. Zaten alımı nihai olarak %95 devlet yapıyor. Ama devlet hastaneleri vasıtasıyla ama özel hastane vasıtasıyla
bütün medikal ürünlerin %95 aşağı yukarı devlete fatura ediliyor. Devletin de alım sistemleri çok değişti. Yani ihale sistemi vesaire artık herhalde dünyada tek olabiliriz bu konuda. Çok düzgün, düzenli bir şekilde yapılıyor. Eğer devlet hastanesinde veya devlet üniversitesinde bir mal satmak istiyorsanız her şeyi ihaleyle satmanız lazım. İhale demek çoğu zaman da en düşük fiyattan alım yapıyorlar belli bir kalite kriterinin içinde. Karşımızdaki firmaların hepsi de tabii çoğu işte Amerikan, Avrupa vesaire firmaları Türkiye'ye çok mal satmak isteyen firmalar. Çünkü Türkiye'de güzel bir pazar oluştu. Bu pazarın da satmanın tek yolu fiyatları düşürmek. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Ama bizim firmamızın temsil ettiği ürünler kalite açısından yüksek olduğu için o açıdan memnunuz. Hani ama tabii şey epey zorlaştı. Yani iş yapmak, ayakta kalmak, finansmanı döndürmek, ödeme koşulları çok zorlaştı. Timur Balkaş konuşmasında son aylarda döviz kurlarının yükselmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Son 2 ay içinde dolar ve euro yaklaşık %10 zıpladı. Şimdi bu ne oldu? Bizim gibi bir firma, yani bizim rakiplerimiz bir firma. Aşağı yukarı son 1 seneki sermayesinden o para eridi. Yani son biz 1 senedir eğer kurlar bu durumda kalırsa son 1 sene boşuna çalışmış oluyoruz. Ya da neye bir risk var, ithalatçı olmanın bir riski var. Yani yurt dışına dövizle ödersiniz, Türkiye'de gelip TL satarsınız, sonra beklersiniz. O arada tabii o zincir kırılırsa bir şekilde şu an son 2 ayda olduğu gibi buradaki bütün kuru farkı giderleri, zararları sizin işte bu emeğinizi götürür. Bu belli bir rakamın üstüne çıkarsa da zaten sermayesi düşük firmaların sermayesini eritirler. Ondan sonra da firma durma noktasına gelir. Kur hem ithalatçı hem ihracatçı için tabii kurdaki bu yüksek zıplamalar, oynamalar çok mahsurlu. Timur Balkaş ayrıca hastane yatırımlarının sağlık turizmi açısından önemine değiniyor. Çok kontrolsüz bir şey oldu, hastane yatırımı oldu. Bir yere geldik, güzel. Ama herhalde bundan sonra hastane izinleri almak biraz daha zorlaştı. Buradaki şey bir oturacak. Bir taraftan da şimdi devletin çok büyük yatırımları var. Şehir hastaneleri adı altında hani mega hastaneler açılıyor. O hastane açıldıktan sonra üniversiteler, devlet hastaneler ne olacak biz de tam bilmiyoruz ama kapasite çok artacak. Kapasite arttığı zaman da bunu biz Türkiye'ye dolduramayız. Yapılması gereken şey şu, inşaat da yapılır, ufak ufak da oluyor. Yurt dışından Türkiye'ye hasta yatırmak. Eğer o olursa tabii o zaman mükemmel. Yani bu yatırım yapılmış. Türkiye'de 60-70 bin tane çok işin ehli hekim var. Yani biz artık dünyaya medikal hizmet verebilecek bir duruma geldik. Yani bu çok ucuza verebilecek duruma geldik. Timur Balkaş, Türkiye'nin medikal ürün imalatçı olmasıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor. Siz bu şeye baktığınız zaman üreticilere çok bir kısmı, yarısına yakını Amerikan firması. Ondan sonra gerisi de işte Avrupa'da birkaç tane firma, işte Japonya var, Çin var. Bunlarda pazar var, öz sermaye var, işte araştırma gelişimi var, üniversiteyle endüstri arasında çok büyük bağ var 50 yıldır, 100 yıldır. Bunların hiçbiri Türkiye'de yok, yani bizde pazar yoktu. Pazarın olmadığı bir yerde üretime başlamak zaten imkansız. Hatta şu oluyor, bazı ürünlerde bu imalatçı ülke sayısı azalıyor. Burada Türkiye medikal ürün imalatçısı olmalı mı? Bunu arz talep belirliyor. Hani tamam olmalı, hepimizin gönlünden geçer ama tutbaşını mesela bir kalp pilini Türkiye'de yapmak için uğraşmak bilmiyorum herhalde bir 20 yılımızı alır, 10 yılımızı alır. Yani tabii şey, iğne çok zormuş yapmak. Yani ben de hani mühendis olarak şaşırdığım bir şey, en basit gelen bir şey size iğne çok zor, tel çok zor. Mesela teller kullanıyoruz. Vücuda sokup da diğer ürünlerin üzerine geçirmek için yardımcı olduğumuz ince teller. Bunlar daha da zor. Tabii teknoloji bu. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tıp dünyasına önemli katkılar sağlayan medikal sektörü başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. 4-5 sene önce bir karar aldık. Dedik ki biz bu firmayı artık
çok özel ürünler getiriyorum. O günden beri iş biraz değişti. Artık yavaş yavaş mühendislikle tıp çok yaklaştı birbirine. Yani biz bir hastaya bir servis verirken, bir sağlık hizmeti, doktorlarla mühendisler ve bu mühendislerin yaptığı cihazlar, kullandığı cihazlar artık bir harmoni içinde yapılması lazım. Orada tabii bizim bu aldığımız eğitim, ben 20 sene önce üniversiteden mezun oldum. Hiçbir işime yaramaz diye düşünüyorum, ticaret yapıyordum. Şimdi 20 sene oldu, hatta master yaptığım konuda şimdi biz ürünler satıyoruz. Yani bu işte bahsettiğim ürünler, mikroelektronik üzerine. Tabi o zaman insan hem bu eğitim boşa gitmedi, 6 sene okuduk, 7 sene okuduk, çöpe gitmedi. Hem güzel bir şey katabiliyoruz, hem de yani insanlara da iyi bir şey yapabiliyoruz hissindeyiz. Bu yeni ürünlerle, yüksek teknoloji ürünlerle. Ama tabi bazı ürünler var ki artık yani rekabet çok basit. Mesela bir stent, artık yani çok basit bir stent ürünü oldu. Yani bunda tabi daha seviyesliyiz ama yapıyoruz bir şekilde. Timur Balkaş son olarak bundan sonraki hedeflerine değiniyor. Daha böyle yüksek teknoloji ürünleri portföyümüze katmayı istiyoruz. Çünkü diğer ürünlerle tabii çok büyük bir rekabet var. Pazar sizi zaten bir şekilde yani ya sönümlendiriyor ya da çok düşük bir kar marjına mahkum bırakıp işi yapılmayacak bir noktaya getiriyor. Bunun da alternatifi firmaya devamlı yeni ürünler getirmek. Ama yani bu yeni ürünleri de seçmek lazım. Hem ürün iyi olacak hem firma iyi olacak. Hem de yüksek teknoloji olacak. Onları bulmak için yani sene 4-5 defa yurt dışında kongrelere katılıyoruz vesaire. O kongrelerde firmalarla üreticilerle görüşüyoruz. Yani yaklaşık eforumuzun yarısına yakını mal tedariği için kullanıyoruz. Ondan sonra da tabii bu ürünü alındıktan sonra Türkiye'de bunun başlatması var. Sıfır noktasından başlayıp bir pazar oluşturup bunları satmak lazım. Çok bir efor da buna gidiyor işin açısı. İlik, düğme, çıt çıt, perçin, rivet, tekstil sektöründe son teknoloji makine parkuru ve deneyimli personelleriyle son dönemlerde iddialı hale gelmiştir. Sektör, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çağdaş ve teknolojik çözümler bulmasının yanı sıra kısa sürede iş tedarik potansiyeliyle sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu sektörde faaliyet gösteren uzman İlik Düğme Genel Müdürü İsa Yılmaz'dan sektördeki faaliyet alanları hakkında bilgiler alıyoruz. 83'ten beri bu işin içindeyim. 93'te de kendi işimi kurdum. Örnek bir atölye olarak Esenler bölgemizde seçildik. O günden bugüne 2 makinayla başladı. Şimdi 20 makina civarında makinamız var. 2 katlı 400 metre bir kapalı alanımız var. Yani bölgenin içinde bulunan sektörlerde yani kendi içerimizde örnek seçildik. Şu tarafı ilik, şu tarafı düğme. Düğmesinden, düğme isteyen var, çıçıt isteyen var, ponter isteyen var, apara düğme isteyen var, gözlülük isteyen var, gözlük, çakma düğme isteyen var, kuş gözü isteyen var. Ya bunların hepsi bizde mevcut. Bizde yani bir çeşit olmadığı için boş kalmama şansımız pek az. Biz fason çalışıyoruz. Büyük firmaların işlerini takip ediyoruz. Biz taşeron gibi bir şey yani. İşi alıyoruz, firmaya teslim ediyoruz. Makinamız... Yani her çeşitten dörder dörder diyelim. Az önce yaptığımız işleri saydım. Onların makinasından dörder dörder makinamız. Firma İdari Bölüm Sorumlusu Melihat Eren çalışmalarını mikrofonlarımızla paylaşıyor. İşler dışarıdan firmalardan geliyor bize. Tabii malzemeleriyle beraber getiriyorlar. Üzerinde aksesuarlarını, düğmelerini, iliklerini yapıyoruz biz. Öyle işimizi güzel yapıp teslim ediyoruz. Müşteri de bizden memnun. Yani yıllardır çalıştığımız müşterilerle beraber çalışıyoruz. 5 seneye yakındır buradayım ben. 5 senedir müşteri kaybetmedik. Yani sürekli üzerine de geliyor müşterimiz. Yani gelen de bizden memnun. Yaptığımız işlerden memnun. Müşteri memnuniyeti çok önemli.